Evet Serdar Kuter, o yoğunluk devam ediyor. Deyim yerinde ise kapanma dönemi sona erdi. Vatandaş soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Kapanma döneminin ardından alışveriş merkezlerinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Konuyu konunun uzmanıyla konuşacağız. Venezia Mega Outlet yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Tabii Oğuz Bey, AVM'ler 17 günlük kapanma döneminin ardından kapılarını açtı. Hafta başında veriler açıklandı. Pazartesi günü 441 AVM'yi 2.2 milyonu aşkın ziyaretçi ziyaret etmiş AVM'leri. Nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle efendim? Tabii 17 günlük kapanma uzun bir süreydi. Bizim insanımız alışveriş merkezlerine gitmeye çok alışkın. Pazartesi günü çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bugün 4. gün. O yoğunluk halen devam ediyor diyebilirim. Özellikle dün uzun süre sonra ilk defa kısıtlamasız bir tatil günü yaşadık. Pandemi öncesi dönemler gibiydi neredeyse yoğunluk. Tabii tamamen kontrollü şekilde eskiye kıyasla. Söylediğiniz rakam pandemi öncesinin yaklaşık 1/3 kadar. 6 milyonlar civarında toplam Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin ziyaretçi kapasitesi, yoğunluğu. Fakat şu an 10-20 saatleri arasında açık. Eğlence yok, sinemalar kapalı. Kafe restoranların özellikle paket servisi, al götür hizmeti sadece veriyor olmaları ziyaretçi yoğunluğunu çok fazla etkiliyor. Bu dönemlerde insanlar sosyalleşmeden ziyade ihtiyaçlarını karşılamak üzere, birikmiş ihtiyaçlarını özellikle kapanmadan sonra gelip alışveriş merkezlerinde giderip gidiyorlar. Daha kısa süre kalıyorlar. Fakat daha çok harcama yapıyorlar. Alışveriş sepet ortalamaları çok daha fazla yükseliyor. Bu yoğunluğun cirolara yansıması nasıl oldu Uğur Bey? Yoğunluk olarak hani 2019 verilerini baz alırsak pandemi öncesi normal diye, eski normal diye adlandırdığımız dönemi ziyaretçi sayıları %50'ler seviyesinde. Bununla birlikte cirolar %100'ün üzerinde seyrediyor. Yani enflasyon oranını arındırdığınızda yaklaşık %70 artışlar, çok ciddi artışlar var. Sepet ortalamaları da dolayısıyla daha az insan, daha çok ciroyla neredeyse iki katında artmış durumda. Tabii Oğuz Bey, kapanmada biriken özellikle o ertelenen talep, birikmiş talep de var. Sizin özelinizde sorayım, nasıl bir yoğunluk yaşıyorsunuz? Ziyaretçi sayısı nasıl kapanma öncesiyle karşılaştırıldığında? Biz de yaklaşık %60'larındayız. Pandemi öncesinin %60'larındayız. Kapanma dönemi için çok ciddi bir yüksek aslında oranlar. Bu dönemde kapalı kalmış olmanın verdiği bir ihtiyaçlar doğdu tabii insanlarda. Özellikle bebek ve çocuk giyim ve bebek ürünlerinde çok yoğun talep oluyor. Elektronik her zaman pandemi döneminde özellikle yükselen bir sektör oldu. Yükseliş devam ediyor. Bir de pandemide insanlar daha fazla casual ve spor giyime yöneldiler. Bizdeki spor markaları da çok güçlü ve outlet'iz biz. Dolayısıyla kapasite oranlarında mağazaların önünde çok ciddi sıralar oluyor. Biliyorsunuz metrekareye göre insan alınıyor. Her mağazanın kapasitesi var ve girişte bunlar yazılmak durumunda. 20 kişi alıyorsa 21. kişi giremiyor içeriden bir kişi çıkmadan. Ciroları takip ettiğimizde %100, 100 ve 150'ler seviyesinde diyebilirim artışları. Oğuz Bey, tabii kapanma döneminde ürün alımı da yapılamadı. Stok durumu nasıl mağazaların? İhtiyaçlar karşılanabiliyor mu? Geçen sene tam aynı dönemde aslında tekrar açılmıştık. O zaman çok fazla bilinmezlik vardı. Fakat geçen bir sene zarfında markalar da hani stok yönetimini, üretimlerini vesaire planlayabilir duruma geldiler. Çok kolay değil tabii hani kapanıp açılmalar ama bunu bir şekilde %80'ler seviyesinde yönetebiliyor markalarımız. 1 Haziran'dan sonra beklenti çok büyük. Kısıtlamalar tabii ki vaka sayılarına endeksli olarak ve kontrollü ve kademeli şekilde geri alınacak. Ama biz artık yeni bir dünyaya başladık ama eski normallerin seviyelerinde bir alışveriş olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçinin çok olmasından ziyade daha verimli, nitelikli alışveriş merkezleri için kısa sürelerde gelecekler ama tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ayrılacaklar. Sanıyorum eğlence sektörü de Haziran ayında tekrar devreye girecek. Sadece belki sinemaların biraz daha ötelenme durumu olabilir. Çünkü yaz ayları zaten sinemaların düşük sezonu olurdu. Belki Eylül'e kadar sarkma durumu olabilir takip ettiğimiz kadarıyla. Ama onun dışında sistem açıldı ve alışveriş merkezleri gerçekten en kontrollü yerler diyebiliriz en baştan beri. Tedbirler çok oturdu. Hem ziyaretçiler nezdinde hem AVM yönetimi nezdinde. Kapıdan HES kodu kontrolü, ateş ölçümüyle
ve sosyal mesafeyle başlıyor. İçerideki bütün sirkülasyon alanlarında, dolaşımda insanların karşı karşıya gelmemesi ve mesafeli olabilmeleri şeklinde yazılı, görsel uyarılarımız oluyor. Personellerimiz bununla, görevli personellerimiz dolaşarak insanları uyarıyorlar. Bir pandemi kurulumuz var kendi özelimizde. Sürekli kendi iç denetimimizi de yapıyoruz. Kamu otoriteleri tarafından da çok fazla denetleniyoruz en baştan beri. Çok yapıcı oldular bize bu denetlemelerde. Hem onlar öğrendi hem biz öğrendik zaman içerisinde. Aslında bütün bilinmezlikler ortadan kalkmış görünüyor. Hani Haziran'la birlikte yeni dünyada yeni bir normale, eskiye yakın bir normale başlayacağız gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Sayın Oğuz Isıgölü ile alışveriş merkezlerine olan talebi, o yoğunluğu konuştuk. Sözü şimdi size bırakalım, Serdar Kutaş. Teşekkürler Rıfat Fırat. AVM'lerdeki yoğunluğu bizlerle paylaştı. Ve konuyla bu konuyu konuştu ki işte bir de sezon değişimi, yaz dönemine giriliyor. 17 günlük kapanma dönemi. Öncesinde de zaten çok fazla belki alışveriş yapılamıyordu. Sezon değişimiyle birlikte de ihtiyaçlar arttı. O ihtiyaçların karşılanması anlamında biraz AVM'lerdeki trafiğin de arttığı göze çarpıyor. Normalleşme sevindirici. Umarız ki önümüzdeki dönemde tamamen normalleşiriz. Maskeler çıkar. İnsanlar rahatlıkla alışveriş yapabilir, rahatlıkla dolaşabilir. Şimdi devam